Yine Karabıçak milli mücadele hakkında ikinci bir hikaye anlatıyor. Buyurun. O da dayım. Üç kardeşler. Annem de. Dayınız kimdi? Dayım Rıza Özşahin. Evet. Hafız, Hacı Hafız derlerdi. Özşahinlerden. Evet. Ondan sonra işte küçük dayım subay olarak yetişiyor. Ondan sonra işte bu Cihan Harbi'nde Sarıkamış'a gönderiyorlar. Ve bu da Adana'dan birçok kişi de beraber gidiyor. Sarıkamış'a mı? Evet. Trende giderken onların isimlerini vermeyeceğim. Ama onlar diyorlar ki hadi buradan biz kaçalım. Çünkü dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkıyorlar. Biliyorlar onlar. Onlar kaçıyorlar, trenden iniyorlar. Ben diyor... Kendi gururuma yediremem. Sen kaçarsın, ben kaçarsam bu memleketi kim kurtaracak diyor. Trende kalıyor. Ondan sonra orada bir mektup yazıyor babasına, dedeme yazıyor. Diyor ki böyle böyle oldu bir hadise ama ben kaçamadım. Ondan sonra gidiyorum diyor. İniyor orada bir istasyonda bu mektubu dedeme postalıyor. Ondan sonra Sarıkamış'a gidiyor, biliyorsunuz oranın ne olduğunu, yani hep söylüyorlar hemen hemen. O Ermeniler öldürüyorlar orada. Ondan sonra künyesi geliyor dedemin. Gelmiş mi? Evet. Adı neydi? Murtaza Özşahin. Murtaza, evet. Murtaza. Adana'lı Murtaza. Adana, evet. Ve aile çok severmiş, çok da. Hem onun biraz resme merakı da varmış, desenleri falan varmış ama ben görmedim. Annemden çok iyi anlaşırlarmış. Çünkü ikisi de küçük o zaman. Murtaza dayımın künyesi geliyor. Elbiseleri geliyor. Şeyleri, kanlı elbiseleri, şeyler falan. Geldi tabii. Nerede onlar peki şimdi? Vallahi onlar dayımın kızında saklandı kaldı öyle. Ben görmedim. O da öldü, o da öldü. Hepsi öldüler yani. Onu ben çok istedim. Arkasında aradım. O elbiseleri müziğe koyayım istedim. Sonra dedem bu ona alıyor tabii, çok üzülüyor aile. Ondan sonra hatta diyor ki arkadan mektup geliyor. Mektubu okuduktan sonra aileyi topluyor dedi. Diyor ki bu mektup diyor burada herkesin içinde gizli kalacak. Çünkü öbürleri de tanınmış Adana'nın aileleri. Söylemek istemiyor dedem hiçbirine. Hani şey olmasın diye. İşte bu şekilde böyle bir hadise de bizim başımızdan geçti. Ermeni soykırımı sanki oldu bize oldu yani o zaman.